Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Yepyeni bir ETS 2 videosuyla daha karşınızda. Hem görmüş olduğunuz gibi ETS oynuyoruz. Bugün Ege turuna başlayacağız. Ege turunun ilk adımlarını atacağız. Ben şimdi sizlere şöyle güzelce otobüsümüzü göstereyim. Sonra her şeyin detaylarına başlayacağız. Şimdi geçen hafta 16 Temmuz'du galiba, yanlış hatırlamıyorsam, TMT Zafir Plus paylaşıldı mod olarak. Görüyorsunuz, çok güzel bir otobüs cidden. Ben oynadım bununla bir kez. Hatta bir kez kayıt aldım. Ama videoda sesim yüksek çıktığı için maalesef tekrardan alıyorum şu anda. Yani daha doğrusu oyunun sesi biraz yüksekti. Kısmı yakalayamadım. Otobüsü göstereyim şöyle. Kamil Koç'u kullandım. Kamil Koç'un da önüne güzelce koydum otobüsü otogarda. Güzel bir otobüs. Kamil Koç'un rahat modeli. Çok detaylı. Yani bildiğiniz Safir Plus aynısı olmuş. Yapmışlar bu işi. Çok güzel duruyor şu. Özellikle ön tarafındaki şu panelleri çok hoşuma gitti. Güzelce oynayacağız bugün bununla. Haritayı göstereyim. Şimdi Bursa'dan Çanakkale'ye gideceğiz. Ben buraya gittim. Daha demin anlattığım gibi. Şurada şuraya gideceğiz. 219 kilometre. Hemen gideriz, taktiği hiç sorun değil. Bugün Ege turuna başlayacağız ama şimdi Ege diyorsun, niye Bursa'dan başlıyorsun diyeceksiniz. Direkt Çanakkale'den başlarsam Ege turu çok kısa olacağı için, çünkü Çanakkale, Aydın, Aydın'dan Antalya'ya gideceğim. Aralar çok kısa olduğu için maalesef uzun rota seçmeye çalışıyorum. Burada da Balıkesir'e, mesela İzmir'e gitmek istesem 348, ama bu sefer Çanakkale gidecek. Ha, Çanakkale'den oraya gidebilirdik 500 kilometre. Bu da bu sefer çok uzun olacağı için ben ilk bölümü öyle kısa yapalım diye düşündüm. Şöyle 219 kilometre gideceğiz. Bursa'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den Aydın'a, Aydın'dan da artık hem Denizli hem de Muğla'ya uğrayaraktan bir şekilde Antalya'ya varacağız. Antalya'dan da Akdeniz sırrına yallah şöyle sağdan doğru gideceğiz. Şöyle Türkiye haritasını zaten size gördünüz. Otogarı göstereyim ben size. Oyuncu bir sin yaptı. Sıradan otogarlardan bir tanesi. Yani düşündüğüm kadarıyla. Çünkü buranın şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir bakın bakalım, Bursa'nın gerçek otogarı böyle mi, ben bilmiyorum. Bursalı olanlar varsa alta bir yorum atabilirler, çok mutlu olurum. Yanda benzinlik de var, çok güzel. Otogar, otobüsler, yaşam formları, birkaç tabela ve güzel ilimiz. Bir baca. Cami var mı? Aynen var. Ne kadar güzeller değil mi ya? Çok güzel yapmışlar. Valla ellerine sağlık. Oyuncu bitsin, ellerine sağlık diliyorum. Ve başarılar diliyorum. Şöyle Temsa Safir'le istiyorsanız yolumuza çıkalım. Direksiyonu çevirelim. Kapılar. Otobüs çalışıyormuş ya. Fark etmedim. Evet, kapılar otobüs çalışmadan açılmıyor tabii ki de. Bir çalışalım, bir motorun açılış sesini bir dinleyelim istiyorsanız şöyle güzelce. Gaza biraz fazla yüklenmiş olabilirim. Böyle yavaştan başlayalım, ben haritamızı açayım. Bir de sağ ayna. Pardon, buradan çıkılmıyor. Arka taraftan çıkıyor. Orası giriş tarafı. Yani gelen yolcu oluyor galiba. Diğer tarafta giden yolcu. Şimdi bu videoda bol bol sohbet edeceğiz. Yavaş gitmeye çalışacağız olduğunca. Şöyle güzelce. Hop, bir araba geliyor. Şöyle bol bol sohbet ederekten keyifli bir şekilde sizlere bu videoyu sunmak istiyorum arkadaşlar. Araba yok, dönebiliriz. Öncelikle aldığım FPS'ten bahsetmek istiyorum. Yani şimdi açıklamadaki benim sistemime baktığınızda buradaki aldığım FPS niye düşük diye bir sorarsınız diye düşünüyorum. Bir önceki serilerde bahsettiğim kanalım olmadı. Kendi sesim olmadığı için. Şu diferansiyeli kapattım mı, nereden görebilirim ya? Tamam, şu anda kapattık galiba. Şimdi arkadaşlar, benim normalde, ben bu oyunda normalde 90 FPS alıyorum.
Lakin şöyle bir durum var. Hem Türkiye haritası hem de otobüs modu kullandığım için benim aldığım FPS birazcık düşüyor. Bir de kayıt alıyorum tabii ki. Gerçi kaydın çok bir etkisi yok benim bildiğim kadarıyla. O yüzden kayda es geçiyorum. Özellikle bakın, özellikle düşük sistemi olan arkadaşlar. ETS oynarken yani Türkiye haritası kurmak veyahut da otobüs modu kurmayı düşünmeyin. Çünkü ben yaklaşık 1-2 ay önce ben de bir laptop kullanıyordum ve çok eski bir laptoptu. 4 GB RAM'i vardı. Bu yüzden de ETS'de fazla iyi performans alamıyordum. 30 FPS falan alıyordum. Rahat 30 vardı. Ama harita olarak mod kullanamıyordum. İşte arada sırada bir 2-3 tane küçük araç modları falan kullanabiliyordum. Tofaş olsun, ne bileyim Doblo falan filan, onları kullanabiliyordum. Onları da inşallah bu güzel ETS'ye de göreceğiz sizlerle birlikte YouTube'da. Yani benim aldığım FPS aldanmayı, siz herhangi bir FPS bilgisayar toplarsanız 90 FPS rahat görürsünüz. Onların şüpheniz olmaz. Zaten bu oyunun FPS gayet akıcı. Şu an 52 FPS alıyorum. Ama şu akıcı yani beni hiç rahatsız etmiyor. ETS'nin muazzam bir havası var. Yani cidden beni hiçbir zaman pişman etmedi bu oyun. Her konusunda mükemmel. 10'da 10. Güzelce gidelim. Şimdi ETS'nin ilk o Karadeniz turunda niye sesimi kullanmadığımı açıklayayım sizlere. Öncelikle sizlere bir böyle hani yolculuk havası vermek için sesimi kullanmadım. Sadece otobüsün sesi olsun, doğanın, arabanın sesleri falan olsun isterim. Ama isteyenler de olduğu için artık bundan sonra kendi sesimle devam edeceğim. Ben niye kullanamıyorum bu otobüse? Tamam, düzeldim. O yüzden artık bundan sonra her videoda kendi sesim olacak. Buna hiç şüpheniz olmasın. Her oyunda, her videoda. Dün internet kafe paylaştım. Dün ya da ondan önceki gün olması lazım. Ben bu videoyu ikisini aynı anda çektim gerçi ama ikisini de farklı günlerde yayınlayacağım tabii ki de. İnternet kafenin devamını istiyorsanız yorumlar lütfen yazın arkadaşlar. Onu da burada bildirimini yapayım. Yani unutmuşsunuzdur, izlememişsinizdir falan filan. ETS her halükarda devam edecek zaten. Çünkü cidden izlenen ve tutan bir seri oldu. Bilet Harder'i dinleyelim mi? Mükemmel. Şimdi bu bölümde çok konuşacağız biliyorum. Ama ne yapalım? Yani ETS şöyle demek lazım. Esnedim bu arada, kusura bakmayın. ETS uykumu getiriyor. Şimdi tam da ondan bahsedecektim. Tam isabet oldu. Ya ETS oynarken böyle insana pek konuşası gelmiyor. O yüzden burada oynarken bir sonraki bölümlerde arkama yaslanırım. Siz de yaslanırsınız. Elinize bir adet çikolata, yanında bir su. Temiz temiz beni izlersiniz. Ben sizlerle sohbet ederim. Siz bizlerle sohbet edersiniz falan. Acaba ETS'ye hiç konvoy yapmayı düşünür müyüm? Şu an onu düşünüyorum. ETS ile böyle YouTube'a konvoy veya hatta Twitch'te yayın falan atarken konvoy yapar mıyız diye düşünüyorum tabii ki. Düşünmüyor da değilim. Aslında yapabiliriz ya, eğlenceli olur. Ay cidden çok uykum geldi şu an. Arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi istiyorum. Bu serinin devamı için yorum atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ege turu bitecek. Akdeniz başlayacak. Akdeniz bitecek. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Marmara'yı yapmam. Marmara çok küçük zaten. Şimdi geç çabuk, geç çabuk. Cidden kısa bir rotaya hemen geldik buraya, şaşırdım. Orada bu otobüsün içine göstermeyi unuttum. Nasıl gösterebilirim ben şu otobüsün içine? Neyse, gittiğimiz yere gösterelim otobüsün içi, gayet güzel. Sade ve hoş bir tasarım kullanmışlar. Bu otobüs için en yumuşak süspansiyonu seçtim.
Zaten yaylanmalardan fark etmişsinizdir diye umuyorum. Böyle yaylanıyor görüyorsunuz. Sert değil, pardon, yumuşak süspansiyon klimalı versiyonu seçtim. Klima ne anlama geliyor anlamadım. Bir de şey var. Sticker'lar falan takılıyor. Ben takmadım gerçi ama FPS'i yüksek düzeyde düşürüyor böyle. Alta üst her yere takıyorlar. Bir tane YouTuber'dan görmüştüm. Kendisine buradan selamlarım olsun. Oyun çok güzel. Hakkı ödenmez. İndirimdeyken 30-50 liraya alınabilecek en iyi oyun. Sanırsam Steam indirimleri de başladı. Güzel oyunlar falan bakacağım. Ufak bir indirim geldi diye biliyorum oraya. Bu arada sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Önemli bir şeyden. İnternet kafe devamını sizlere bıraktık tabii ki de. Roblox'u da düşünüyorum. Yani şimdi Roblox diyorsun bana çocuk falan diyeceksiniz. Halbuki değilim. Yani Roblox'u böyle araya kanalda eğlence olsun diye, içerik olsun diye sizlerle birlikte işte size profilimi falan veririm, beni eklersiniz. Birlikte video içinde yer alırsınız falan. Ben ekiple video çekerim. Roblox oynamayı düşünüyorum aslında. Araya eğlencelik, gülmelik, sohbet etmelik, araya sıkıştırmalık çay kahve niyetine iki sohbet diye atmak istiyorum. Sizlerin de fikirlerini almak istiyorum. Anket yaptık. Anketin sonucunu ben bu videoyu çekerken daha görmedim. Ama siz bu videoyu izlerken anket sonuçlanmış olacaktır büyük ihtimalle. Dediğim gibi Roblox, internet kafe, PES çekeceğim. PES'lere onu uygun bir araya sıkıştırmayı düşünüyorum. Şu an çok seri var, o yüzden fazla önem veremiyorum. Ben az seri olsun, çok video olsun amacından güzel planlar kurmayı düşünüyorum. Tamam, buna bakacağız. Bakalım ne olacak. Gün de batıyor. Artık aydına gece gideriz diye umuyorum. Yandaki hangi? Volkswagen galiba. Hop gidelim. Ya burada otogar yok. Çanakkale'ye otogar yapmamışlar. Ama Çanakkale güzel. Yani ben beğendim. Tasarımı hoş. Bu ışık yandığında karşı taraf da bizimle birlikte aynı anda geldiği için biraz kötü oluyor tabi. O ETS'nin doğasında var, artık ona yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Işık yanacak, fark ederseniz karşıdan gelen araçlar. Kardeş sen neye geçiyorsun ya? Işık mı yandı? Aynen, ışık yanmış. Şimdi bizden tarafta ışık yandı mı, karşı tarafı da ışık yanıyor. Yani tam da şu an baktığımız ışık yanıyor. Dönelim, otogara geldik. Otogar değil yani. Hayali bir otogar gibi düşünelim artık. Geldik buraya, güzelce bir girelim. Mercedes benzin galerisi. Otobüsü durdurayım burada. Önce bir nereye geldiğimizi göstereyim. Bursa'dan Çanakkale'ye geldik gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi buradan İzmir'e gitmeyi düşünüyorum. Ama İzmir çok kısa kalacağı için en azından bu seri kadar kısa olmasın, yani bu bölüm kadar kısa olmasın diyerekten bunu bir 100 kilometre de arttırıp Aydın'a gidelim diyorum. Aydın'dan artık Denizli rotasından mı ya da Muğla rotasından mı bir şekilde Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da da tak diye Akdeniz turunu başlatacağım. Antalya, Mersin, dayağımı yersin diyerekten Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa diye gideceğiz. Yani harita olarak bu tür bir gidişimiz olacak. Otobüsün bir içini göstereyim. Gösterememişim daha demin. Kenarda bardak da olsun. Çok güzel ya. Şu detaylar özellikle çok güzel.
19.05 mi? Evet, Galatasaray görüyorsunuz. Üst taraf var. Ben otobüsün içini gösterdim mi? Yok, tabi unuttuk tabi. Heyecanlı. Acil çıkışı var görüyorsunuz. Koltukları var. Ama koltukta şey yok ya. Şey, televizyonlarda bir reklam oluyordu diğer otobüslerde. Burada yan, hatta açalım mı kapıları? Evet, kapılarımızı açalım. İçeriden ses gelmedi tabi ama. Bu da otobüsümüzün kapısının açılmış şekli. Böyle görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde durduk gün batımına karşı. Çanakkale. Büyük ya, yani yine ideal. Her harita gibi aynı olmuş. Güzel olmuş. Tatlı olmuş. Polaris Lines. Deniz var. Denizin altı boş tabii ki. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Ya da açık kalsın. Boş verin. Görüyorsunuz gerçekten mükemmel bir otobüs, yani çok çok teşekkür ediyorum bu modu yapanlara, harita modunu yapanlara, herkese ve beni izleyen sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Video like atıp yorum atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.